Yayından önce Interstellar seyrettim. Bir milyonuncu kez. Şunu söyleyeyim ki çok iyi film. Acayip iyi film. Bence IMDB'de ilk 5'te falan olması lazım hatta. Yani tamam yine çok iyi derecesi var ama direkt ilk 5 yani. Baya baya iyi film. Özellikle finalinde adam neydi adı? Bak amına koyayım daha az önce seyrettim. Başroldeki adamın adını unuttum. Matthew McConaughey'in adı neydi filmde? Bir şey Cooper. Solucan deliğinden geçince paralel evrenlere ayrılmamız. Ayrılınması, dünyanın öyle, o şekilde böyle Satürn'ün yörüngesinde kendi bir daimle devam eden bir sistem kurması ama Anne Hathaway'in kendine ait bir koloni kurması paralel evrende müthiş şeyler çünkü Anne Hathaway'in evreninde dünyadaki o koloni yok öbür evrende var o. Yani o finalini öyle bağlamaları müthiş. Her şey müthiş. Oyunculuklar müthiş. Bir de Interstellar'da bunu 5. ya da 6. kez seyrettim. Matt Damon'ın oynadığını yeni fark ettim. Ben ne gerizekalı bir herifim ya. O oynayan adamın Matt Damon olduğunu yeni fark ettim. O hayın, kolektivist, türün devamı için yapıyorum diyen astronot var ya. Bu arada Anne Hathaway çok karizmatik bir karı hani güzelliğine ölürüm biterim demem ama çok karizmatik. Kadın çok karizmatik. Şey gibi e, Matrix'teki Trinity ablamız neydi? Kereyan Moss. Çok güzel, çok seksi diyemem ama karizmatik cinsinden bir abla. Anne Hathaway'de öyle takdir ediyoruz. Jessica Chastain zaten yani Milf'in önde bayrak taşıyanı of yani uğruna şiirler yazarım. Jessica Chastain çok güzel canım çok güzel. Acayip güzel. Vallahi yeni fark ettim ya. Ya beşinci ya da altıncı seyredişim filmi. Sinemada da seyrettim. Nasıl anlamazsın amına koyayım ya. Evet, Interstellar'ı seyredip sadece filmdeki karılar hakkında yorum yapmamdan ne kadar derin ve entelektüel bir insan olduğumu çıkarsayabilirsiniz. Cemre Demirel entelektüelliğin e, tek adresi. 1989'dan beri. az e, Tarihin arka odası stüdyosunu geçiyorsun. 100 metre sağda caminin yanında ben.